Değerli Bir Gün TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz eğitim öğretim başlayalı 3 haftayı geride bıraktık. 3 hafta sorunlu bir 3 hafta oldu. Okullarda temizlik ve güvenlik probleminin yanı sıra özellikle tasarruf genelgesi bahanesiyle aslında ortadan kalkmaya yüz tutmuş bir taşımalı eğitim sorunuyla karşı karşıyayız. Birçok ilde böyle problemler duyuyoruz. Bolu'da da bu konuda mücadele eden Velider Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici ile hem Bolu'yu hem Türkiye'de bu taşımalı eğitimin ne durumda olduğunu konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam aslında siz başından beri, eğitim öğretim başladığından beri bir mücadele yürütüyorsunuz. Ben genel olarak bu problem buraya nasıl geldi, şu an ne durumda, biraz onu dinlemek istiyorum sizden. Şimdi Mustafa Bey şöyle, zaten siz de söylediniz, tasarruf kapsamında, kamuda tasarruf kapsamında maalesef taşıma eğitimle ilgili olarak yeni bir genelge yayınlandı. Bu yeni genelgede sonuçta zaten taşımalı eğitimin belirlenmesi süreci valiliklerin uhdesinde ve oradaki bir komisyon maharetiyle düzenleniyor. Ve yeni genelgede 50 kilometre olan sınır 30 kilometreye çekildi vesaire. Ama bu tüm Türkiye için geçerli aslında. Ama biz şuna bakıyoruz, tüm Türkiye'de geçerli ve taşıma eğitimle ilgili olarak ciddi bir kapsam daraltılması var. Bir de keyfiyet var. Ne demek istiyorum? Mesela bakanlığın stratejik planında 2024-2028 stratejik planında açıkça diyor ki öğrencilerin eğitime ulaşma ve fırsat eşitliği açısından diyor taşımalı eğitim iyileştirilerek devam edilecek ve ücretsiz kitap dağıtımı hakeza iyileştirilerek devam edecek diyor. Şimdi biz de hep söylüyoruz siyasi iktidar maalesef sorunları değil algıyı yönetmeye çalışıyor. Şimdi kendi stratejik planında buna yer veren bakanlık yaz itibariyle maalesef dedi ki kamuda tasarruf ekonomik kriz var ve taşımayla ilgili bir yeni genelgeyle taşıma kapsamı daraltıldı. Bu şimdi şöyle bir şey, bakanlığın kendi stratejik belgesi ve verilerinde Türkiye'de 1 milyonun üzerinde taşımalı eğitim öğrencisi var. Tüm Türkiye için söylüyorum bunu. Evet. Bolu içinde 5000'e yakın, Bolu ili için merkez ve ilçelerimizde 5000 öğrenci taşıma kapsamında yer alıyor. Şimdi mevcut genelgede orta öğretim ve ilk kapsam dışı bırakılmış ortaokul ve ilkokullar taşınacak diyor. Ama nasıl taşınacak diyor. İşte yerleşim yerinde okul olmayacak, kapatılmış olacak, toplu taşıma olmayacak. Mesafe, okul mesafesi 2 kilometre ile 30 kilometre arasında olacak diyor. Şimdi o kadar komisyona geniş yetkiler vermiş ama o kadar da muğlaklıklar var ki mesela ilk öğretimde çocuğun pansiyonda barınması mümkün değil Milli Eğitim'in kendi yasaları çerçevesinde. Ama bu taşıma yönetmeliğinde diyor ki 30 kilometrenin üstündeyse pansiyonda kalacak diyor. Peki bu ilkokul için de mi geçerli? İlkokul öğrencisini de mi pansiyona kendi yönetmeliklerine rağmen pansiyona mı yönlendireceksiniz? Yani gelinen noktada şunu görüyoruz biz. Tüm Türkiye'de liseler zaten kapsam dışı bırakılmış durumda. İlkokullar da bu 30 pardon. Dinliyorum hocam ben sizi. İlkokullar da fiili olarak 30 kilometrenin üstündeyse son derece keyfi bir şekilde eğitim hakkına ulaşamaz durumdalar. Yani ve şu anda okulların 3. haftasıyız. Okuluyla hiç buluşmamış öğrenciler var. Bu Türkiye'nin her yerinden gelen haberler böyle. Ve bu mesele nasıl çözülecek? Ve aynı zamanda bu komisyon, yetkililik komisyonunun sorumlulukları var. Diyor ki işte aynen temizlikte olduğu gibi taşımalarda da yine iş gücü uyum programı çerçevesinde çok düşük taşıma ihale bedelleri vermişler. Ve ihaleye girecek firma bulamıyorlar. Dolayısıyla da taşıma mümkün olmamış. Burada komisyona diyor ki taşıma ihalesi vaktinde yapılmamışsa vesaire vesaire taşımak zorundasınız. Yani valilik için bir sorumluluk var. Eğitime ulaşım hakkını sağlayacaksınız diyor. Aynı zamanda da bir sorumluluk var. Bütün bunları aslında Mustafa Bey konuşuyoruz ama içeriden konuşuyoruz ama bir adım dışarıya çıktığımızda ve baktığımızda aslında dün de bir genel yayınlandı biliyorsunuz deprem bölgesinde de.
Evet. Yani özel okul, yani halkın çocukları henüz okula ulaşamamış, hiç okula gitmemiş öğrenciler var. Konteynerla, çadırda eğitim görüyorlar ama özel okullara teşvik var, patronlara teşvik var. Öğrenci başına 25 bin lirayla 29 bin arasında bir teşvik var. Şimdi ne demek istiyorum? Kaynaklar var ama iktidarın kaynakları nasıl kullanılacağı çok politik bir tercih. Son derece ideolojik, politik ve sınıfsal tercihler üzerine. Şimdi orada yüzlerce çocuk okula gidemezken özel okula destek verilmesi bunu çok açıkça ortaya koyuyor. Taşıma konusu hakeza. Yani biz çocuklarımızın eğitime ulaşım hakkı aynı zamanda ücretsiz taşıma hakkını da barındırıyor. Hijyenik okulda okuma hakkını da barındırıyor. Bir öğün ücretsiz yemeği de barındırıyor ama biz şimdi 2024 Türkiye'sinde şunu konuşuyoruz. Öğrenci okula nasıl gidecek? Öğrenci okula nasıl ulaşacak? Meselemiz maalesef şu anda bu. Ve şunu gördük ısrarla ve inatla. Milli Eğitim Müdürlükleri diyorlar ki öğrenciler pansiyona yerleştirilsin. Pansiyonlarımız boş, pansiyonlara yerleştirilsin. Bu da aslında gerçekliği söz konusu olmayan bir şey. Çünkü biz bakıyoruz ki taşıma kapsamındaki öğrenci sayısı ve kamu pansiyonlarının sayısına baktığınızda maalesef talebi karşılamayacak. Hepsini yerleştirilse bile. Ancak biz zaten şunu söylüyoruz. Köy okullarını kapattınız. Çocuklar için en güvenli okul evine en yakın okuldur. Ve çocuklar için en güvenli ve üstün yararını düşündüğümüzde en iyi barınma ailesinin yanıdır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve mülki idareler, valilikler velilere pansiyonda kalacaksınızı dayatamaz. Burada biz çocuğun üstün yararından konuşamayız, bahsedemeyiz. Ve velilerimiz zaten inatla ve ısrarla buna karşı çıkıyor. Çünkü bahsettiğimiz mesafeler okullarına yarım saat 45 dakikalık mesafeler. Yani buradaki çocuklara pansiyonu bir seçenek gibi sunamazsınız. Ailelere bunu bir seçenek gibi sunamazsınız. Şimdi bu mesele nasıl başladı? Köylerden okula ulaşamıyoruz feryatlarıyla, yerel basınlarda CİMER şikayetleriyle öğrendik. Ve biz bu yayınlandığı gün yerel basında haber, bir köyümüze gittik. Oradaki köy muhtarlarıyla konuştuk. Gerçekten içler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Yani yarım saat, Bolu'ya 16 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre mesafelerdeki çocuklar toplu taşıma yok. Köyünde okul yok. Dolayısıyla servis yok. Ulaşım hakkını elinden almışsınız ve nasıl okula gidecek? Şimdi orada çok ciddi okul terklerini biz aslında mail olduğunu görüyoruz. Hocam ben de onu soracaktım ben de. Böldüm sizi kusura bakmayın ama yani bunun tabii etkisiyle aslında ilkokuldan itibaren okul terki olduğu birçok ilde, Bolu'da buna dahil, okul terki olduğu ve olacağı söyleniyor. Sizin bu konuda duyduğunuz, yani hem Bolu hem Bolu dışında da bilginiz varsa onları öğrenmek isteyecektim ben de şimdi. Buyurun siz devam edin hocam. Yani şöyle Mustafa Bey, biz yaklaşık 50 köy muhtarıyla görüştük bu konuyu ve velilerle konuştuk. Şimdi köylülerin zaten hakikaten ekonomik anlamda dar gelirli bir süreç yaşanıyor. Bütün memlekette bir kriz var. Kendi koşullarınızla çözün denilmiş. Kendi koşullarıyla nasıl çözecek? Şimdi ya ana yola ya her gün getirip götürmem mümkün değil diyor. Hocam ben 9 ay çocuğumu her gün nasıl götürüp getireyim? İşimi gücümü bırakıp bu mümkün mü? Ya ana yolda belediye otobüsünden binecek çocuklar 3-4 kilometre yürümüş olacaklar. Yani bu ne kadar sürdürülebilir bir şey? Kimisi diyor ki açık liseyi yeniden açtılar biliyorsunuz geçen yıl belli koşullara. Açık lise yine örgün eğitim terkinden bahsoluyor. Ve yine şöyle söylüyor. Şimdi Bolu'yu bilirsiniz. Bolu'nun içinden Ankara D100 karayolu var. Şimdi onun altındaki ve üstündeki köylerde ulaşım nasıl biliyor musunuz? Belediye otobüsü D100'ün kenarında öğrenciyi indirecek. Babası, ailesi traktörle gelecek. Yoldan çocuğu karşıdan karşıya geçecek D100'den. Ve yoldan alıp, veliler bunu söylüyor. Şimdi bunun kış koşulları var. Ve veliler en çok biz şunu da söyleyelim. Burada biz pandemi sürecinde de gördük. Burada en büyük dezavantajlı grup maalesef özel gereksinim olan çocuklar ve kız çocukları. Şimdi veli diyor ki ben kışın diyor
uygunsuz bir saat hocam D100'ün kenarına kız çocuğumu nasıl beklesin diye bırakayım orada. Memleketin hali ortada diyor. Sokaklarımız çeteler basmış. Yani ben o çocuk kız çocuğumu nasıl orada beni beklemesini söyleyeyim. Bu mümkün değil diyor. Ya o zaman diyor şöyle bir tercih. Çocuğum yaşasın ama cahil kalsın. Bunu mu bize dayatıyorlar? Bunu söylüyor veliler. Dolayısıyla bunu Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Muhtarlarla birlikte gittiğimizde. Aynen velimiz Milli Eğitim Müdürüne şunu söyledi. Biz güvenmiyoruz artık. Sizin bizden yana tavır aldığınıza güvenmiyoruz. Ben çocuğum yaşasın aynen Aladağlar'daki velinin söylediği gibi söyledi. Dedi ki Milli Eğitim Müdürümüzün kendisine söyledi. Dedi ki ben çocuğum yaşasın ama kimseye de emanet etmek istemiyorum. Aslında pansiyon dayatmasının altında velilerimiz neye işaret edildiğini çok net farkında. Evet. Bunu da ifade ediyorlar. Çünkü bu gerçeklikte biz baş başayız maalesef. Durumumuz bu. Ve dolayısıyla biz de köy köy haklarımızı anlatıyoruz velilerimize, muhtarlarımıza. Ve bir yanıyla tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü mevcut iktidarın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de baktığımızda bu karardan dolayı kaç kişi zarara uğramış? Bu alınan karar uygulaması mümkün mü? Kaç çocuğumuz okulu terk etmiş? Bunların istatistiğini tutmaya ne niyetleri var ne de tercihlerini öğrencilerden yana kullanmaya niyetleri var. Ve şunu da söylüyor bakanlığa da baktığımızda konuştuğunda bizim İl Milli Eğitim Müdürümüzde de problemsiz devam ederse bakın 50 tane muhtar dert anlatıyor bu sürdürülemez diyor bu olamaz bizim çocuklarımız okullardan kopacak bu olamaz diyor. Milli Eğitim Müdürümüzün yaklaşımı şu, sorunsuz devam ederse bu seneye ortaokulları da kapsayacak, kapsam genişleyecek. Bakan da bu şekilde söylüyor. Evet. Yani bunu 50 kişinin dert anlattığı yerde söylüyor. Yani böyle bir hazırım gelmiş, bu sürdürülebilir bir şey değil diyor sana. Yani bu nasıl sorun yok gibi algılabilir. Dolayısıyla biz bir eğitim yürüyüşü yaptık. Biz eğitim yürüyüşü yaptığımız gün Bolu valiliğimiz değişti maalesef. Yeni valimize yine randevu talep ettik. Valimizle yine görüşeceğiz. Çünkü bunu çözmek zorundalar. Ne velilerimiz ne biz bu konuda bir adım geri atmayacağımızı bir kez daha söyleyelim. Çünkü velilerimizin de gerçekten şu konuda kararlılar. Çünkü çözümsüz bir durum. İtiraz etmekten ve sesimizi örgütlemekten bir arada talep etmekten başka çaremiz yok. Biz bu taşıma hakkımızı geri kazanana kadar hem bürokratik yollarda hem fiilin meşru mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha sizin aracılığınızla tüm Türkiye kamuoyuna duyurmak isterim. Bununla birlikte Veli Der Genel Merkezimiz olarak yaptığımız toplantıda biz bunu değerlendiriyoruz taşıma eğitimin sonuç yani bu uygulamanın sonuçlarının öğrencilerimiz açısından sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyoruz ama bütün illerde durum yaklaşık böyle anlattığım gibi. Dolayısıyla biz Veliler olarak salı günü Türkiye genelinde bulunduğumuz her yerde çocuklarımızın taşımalı eğitim hakkını yeniden kazanmak için yeniden alanlarda olacağız. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Peki hocam ben bir şey daha sormak istiyorum. Aslında Ziya Selçuk döneminde bu pandemideki sıkıntılardan kaynaklı şöyle bir şey konuşulmuştu. Sonra Mahmut Özer döneminde de bu şey devam etti. Köy okullarının yeniden açılacağına yönelik. Hatta bir yönetmelik de yayınlandı bununla ilgili. Ancak biz geldiğimiz noktada herhangi bir köy okulunun açılıp açılmadığına dair açıkçası bilgimiz yok. Ve tam tersine bir yandan hani köy okullarını kapatan iktidar aynı zamanda çocukların okullara gitmesini de engelliyor. Biraz bu köy okulu meselesinin aslında konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani en başında da söyledim. Algı yönetiliyor. Evet böyle bir talep ama sorunu çözmeye yönelik hiçbir şey yok. Köy okulları, mevcut köy okulları hala kapatılmaya devam ediyor. Yani geldiğimiz noktada da aynı şekilde. Biz Milli Eğitim Müdürlüğümüzle valilikle yapılan görüşmelerde bu bahsettiğimiz muhtarlar, köyler, bin haneli köyümüz var merkeze bağlı. Bin haneli köyler var. Pek tabii ki bu okullarda köy okullarının açılması gerekiyor zaten. Biz biraz önce de söyledik. En güvenli okul çocuğun evine en yakın okuldur. Dolayısıyla biz köy okullarını köylere bir an önce
okullarımızın açılmasını talep ediyoruz ki, kaldı ki burada bin haneli bir köyden bahsediyorum. Hani burada kar zarar hesabı, öğrenci sayısı gülecek bir durumda yok. Ama bu nedir? Bu sonuçta politik tercihler dedik, biraz önce de söyledik. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bütçe yatırımlara baktığınızda okulları temizletemez halde. Yani bir hijyen meselesi var. Okullara temizlik personeli almayan, yani kadrolu güvenceli çalışmayı yapamayan bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda sizce çözüm üretebileceğini ya da köy okullarına yatırım yapabileceği bu pratiklerine baktığımızda mümkün mü? Yani böyle bir şey kaldı ki hani diyorum ya 2024-28 strateji belgesine diyor ki taşımalı eğitimi iyileştirerek sürdüreceğiz diyor. Yıl 2024. Yani dolayısıyla biz diyoruz ki artık bizim halk bütün çıplak gerçekliğiyle ortada. Okuluna ulaşamıyor. Ulaştığı okul hijyen meselesi var. Bütün masrafları düşünün kağıdından her şeyine kadar velilerin sırtına yıkılmış durumda. Zorunlu bağış altında bütün veliler aidata bağlanmış durumda. Yani şöyle bir şey var. Maalesef kamunun tasfiyesi dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı kamuya bağlı okulları sırtında yük olarak görüyor. Ve her gün, her geçen gün oradaki hizmeti nasıl niteliksizleştirse de eğitimin piyasalaştırılmayı hızlandırsa. Yani bunu patron desteği yaparak da yapıyor. Kamusal eğitimi niteliksizleştirerek de yapıyor. Dolayısıyla şu anda kamunun tasfiyesi, esnek, güvencesiz çalışma. Bu tüm ekonomik politikaların sonucu kurumların çöküşüne biz ve işleyemeyişine tanıklık ediyoruz. En temel hakkımız, en temel yurttaşlık hakkımız olan eğitim hakkımız şu anda maalesef elimizden alınmış durumda, nitelikli eğitim hakkımız, en azından kamusal nitelikli bilimsel eğitim hakkımız elimizden alınmış durumda. Bakan hala eğitimde sessiz devrimden bahsediyor. Evet, biz nasıl bir devrim olduğunu da sanıyorum görüyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz diye. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır bu konularla alakalı? Son bir sorum olsun. Yani evet. Biz 2024 Türkiye'sinde tek bir çocuğumuzun geri kalmaması için, yani biz aslan sürüleri gibi geride kalanı bırakarak yaşayamayız. 2024 Türkiye'sinden bahsediyoruz. Yani nitelikli bir eğitim, kamusal eğitim talebimizi ısrarla devam ediyoruz. Taşıma hakkı da kamusal eğitim hakkımıza dahildir. Eğitim hakkının bir parçasıdır. Buradan bunu ayıramayız. Dolayısıyla bu sadece bir yerelin konusu değil. 2024 Türkiye'sinde 1 milyon çocuğun gündemi. Ve biz itiraz etmez isek şayet, bakanlık ısrarla bu kapsamın genişletileceğini, ortaokul ve ilkokulu da kapsayacağını söylüyor. Dolayısıyla biz bunu burada durdurmak zorundayız. Yoksa milyonlarca çocuğumuzun, yoksul köy çocuğumuzun yine ulaşım hakkı elinden alındığı için, tarikat, cemaat yurtlarına mahkum edileceği bir süreci yine yaşayacağız, yine göreceğiz. Dolayısıyla biz bugünden sanki Aladağ'ı yaşamamış gibi, Dikli'yi yaşamamış gibi, tonlarca mesele yaşamamış gibi tek bir çocuğumuzu karanlığa emanet etmeyeceğimizi, dolayısıyla nitelikli bilimsel kamusal eğitim hakkımızı ve ücretsiz ulaşım hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı tekrar ve tekrar buradan duyurmak istiyorum. Dediğim gibi bu velider olarak bulunduğumuz her yerde salı günü itibariyle bu taleple alanlarda olacağız, sokaklarda olacağız, okul önlerinde olacağız, köylerde olacağız. Bunu buradan iletmek isterim. Sesimize ses olan, bu memleketin yarını için, bu memleketin çocukları için ses vermek isteyen herkese de mücadelemize destek ve omuz vermeye davet ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve bizi bilgilendirdiğiniz için. Değerli Bir Gün TV izleyenleri, taşımalı eğitimin geldiği noktayı hep birlikte dinledik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.